Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere tam ölçülü, tam kıvamında, kıyır kıyır lezzette, şekeriyle, kıvamıyla muhteşem bir şekerpare tarifiyle geldim. O kadar güzel ki bu lezzete bayılacaksınız. Kesinlikle şekeri baymayan, tam ölçülü, tam kıvamında. Bu şekerpareyi yapın bana dua edeceksiniz. Daha önceden ben bu tarifi kanalımda yayınlamıştım. Tam olarak 1 milyon 400 bin izlenmişti. Güncelleyip yeniden paylaşma kararı aldım. Mutlaka kaydırmadan sonuna kadar izleyin ve beni nereden takip ettiğinizi yorum kısmına yazın. Bakın ağızda dağılıyor. O kadar lezzetli oluyor ki. Günlerin 5 çaylarının Az solisti siz olacaksınız. Misafirleriniz önünüzde şapka çıkarsın. Öncelikle 2,5 su bardağı şekerimi uygun bir kabın içerisine alıyorum. İçine 3 su bardağı su, 1 dilim limonu ekleyip kaynayana kadar harlı ocağın üzerinde. Kaynadıktan sonra orta hararetli ocağa alıp çok kısık olmamak kaydıyla yaklaşık olarak 16 dakika kadar kıvamı koyulaşıncaya dek pişirelim. Şeker eriyene kadar ilk aşamada karıştırmamız yeterli olur. Ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Biz de bu aşamada şeker parmağının yapımına geçebiliriz. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 125 gram tereyağı ya da margarini, yarım çay bardağı pudra şekerini koyup elimizle yoğurt kıvamına gelinceye kadar güzelce yoğuralım. Arkasından karışımın içerisine bir adet yumurta large boy kullandım ben. Onun miktar değişkenlik gösterecektir. O yüzden belirtme gereği duydum. Bir çay bardağı sıvı yağ çay bardağı tepeleme dolusu irmik. Ve daha önceden eleyip ölçmüş olduğum 200 mililitrelik bardakla beraber unumun tamamını eklemiyorum. Yarım su bardağı kadar ayırıyorum ki ola ki herhangi bir sebepten dolayı katı olursa un ilavesi yapmam diye bir kısmını geriye ayırıyorum. Siz de bu şekilde kontrollü bir şekilde ilave edin ununuzu. Sıkıntı yaşamayın. Güzelce elimizle yoğuruyoruz. Kıvamı gördüğünüz gibi cıvık oldu. Unun kalanını da ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada bir paket vanilyamı da şekerpare hamurumun içerisine gönderiyorum. Arkadaşlar kıyır kıyır bu lezzete bayılacaksınız. Yarım tatlı kaşığı karbonat birkaç damla limon sıkıyorum üzerine ve güzelce hamurumu homojen bir kıvam alıncaya dek yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra 2-3 dakika kadar daha yoğurmamız yeterli olacaktır. Bunun bir de lokum kıvamında bir şekerpare tarifim var arkadaşlar. O da hakikaten çok güzel. Onun tarifini de yakında paylaşacağım. Takipte kalın. Beni izlemeye devam edin. Yine tepsimizin içini güzelce tereyağı ya da margarinle yağladıktan sonra şeker parilerimizin bezelerini hazırlamaya geçebiliriz. Mandalinadan küçük, cevizden büyük olacak şekilde yuvarlak olarak şekillendirdim ben. Siz istiyorsanız daha farklı şekillerde şekillendirebilirsiniz. Tam bir tepsi çıkmadı. Bir sıra eksik oldu tatlım. Geçen defa yaptığımda tam bir tepsi çıkmıştı. Şeyin bezelerin büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. Bilginiz olsun. Tepsinizin büyüklüğüne göre de değişkenlik gösterir. Fırına vermeden evvel üzerine birer adet fındık ilave ediyorum. Kabuksuz olursa daha güzel olur. Kabuklar çünkü hafif siyah siyah rengi dönüyor. Ben biraz acılam olduğu için kavuramadım fındığımı. İstiyorsanız badem de ilave edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. 180 derecelik fırında altı üstü altın rengi olana kadar pişirelim. Rengini çok fazla karartmamaya özen gösterelim. Bu arada karbonatınız yoksa bir paket kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. Ben borcamın içerisine aldım şeker parelerimi. İstiyorsanız aynı tepside de şerbetleyebilirsiniz ama fırından çıktıktan sonra bir 7-8 dakika kadar ilk sıcağının geçmesi çok önemli. Bu püf noktasına da dikkat ederseniz daha kıyır şeker parlar yiyeceksiniz. Şerbetimizin kıvamı biraz koyuya yakın, çok koyuda değil. Kesinlikle sulu olmasın ama eğer kıyır kıyır lezzette istiyorsanız şerbetimizi soğuk ilave ediyoruz. İstiyorsanız yumuşak olsun. Üstünü kapatabilirsiniz ama ben kıyır istediğim için tepsimin üzerini kapatmadım. 5 dakika sonra servise hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi, sosyal medyadaki arkadaşlarınızla tariflerimi paylaşmayı ihmal etmeyin. Çok güzel, çok farklı tariflerim var. Eğer onları da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açın ki bildirim gelsin yeni tarif attığımda. Lokum kıvamında şekerpare tarifim bundan sonraki tarifim. Bilginiz olsun. Farklı tarifler istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Afiyette kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiler, selamlar. Her nerede yaşıyorsanız tarifime kaç puan verirsiniz? Yoruma yazarsanız mutlu olurum. Sevgiler.